Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu keyifli alana bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda herkesin gördüğü gibi şırıl şırıl akan bir dere var. Ve çok da güzel bir doğanız var. Burada yaptığınız işlere gelmeden önce Osman Bey kimdir? Neler yapar? Öncelikle sizden alabilir miyiz? Trekkingle ilgili daha sonra geleceğiz zaten. Sizi tanıyalım önce. Adım Osman, soyadım Kaboğlu. Bize Çamlıhemşin'de oluyorum. Evet. Bölgenin çocuğuyum. Yıllardır bölgede ekoturizmi adına ben kendim zaten dağcılığa çok meraklı olduğum için çocukken bile dağlarda, kaçkarlarda gezerdik. Çobanlık falan zamanımızda. Evet. Yani çocukluğumuz öyle geçti. Ardından bunu ticari hale döktük. Yani dağcılık ve çok sevdiğim bir spor olduğu için dağcılık alan kılavuz, aynı zamanda dağ rehberliği olarak bölge rehberiyim. O yüzden gelen misafirleri, trekking turları olsun, yürüyüş grupları olsun, onlar konaklamalar olsun, kültür turları falan yapıyoruz. Aslında siz hobinizi iş hayatına taşımış oluyorsunuz, evet, aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Dağları çok iyi biliyorsunuz, evet, yapmış olduğunuz için. Peki buraya gelen gruplar neye göre seçiyorlar sizi? Daha öncesinde... Buralara gelen gruplar şimdi öncelikle şöyle bir şey. Buranın doğa kültürünü ve yaylalarını tanımak için geliyorlar. Ayrıca bölge coğrafyası olarak zaten mükemmel bir yere sahibiz, koruma sahibiz. Böyle bir yer dünyada sayılıdır yani. Ama ne kadar kıymetini biliyoruz tabii, insanlar onu, evet, Türkiye genel olarak pek dikkat etmiyoruz. Yani evet, bu doğayı gerçekten korumak, gerçekten güzel tanıtım yapmak, gerçekten gelen misafirlerimizi güzel ağırlamak, güzel gezdirmek ve mutlu bir tatil geçirmesini sağlamak istiyoruz. Evet. Peki Osman Bey, dağcılık ve trekking aslında çok önemli ve çok güzel bir spordur ama dikkat edilmesi gerekenler de var bu birlikte. Biraz tehlikeyi de içeriyor dağcılık ama onunla ilgili, hani bu dağcılıkla alakalı size gelen gruplar, onlara ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz? Çıkarlarken bölgeyi tanıdığınız, evet, belli, çok belli ama yönlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yönlendirirken öncelikle rotalardan bahsediyoruz. Her rota güvenli bir rota değildir. En iyi yol bildiğin yoldur. Rota üzerinden gidersen yanılabilirsin. Çünkü bizim coğrafyamız çok farklı bir yer. Yani en ufak bir hataya yer yok. Çünkü, rehber eşliğinde o zaman gönderiyorsunuz, öyle değil tabii mi? Tabii tabii. Aynen. Yani genelde gelen misafirlerimizi biz asla yalnız bırakmıyoruz. Gerek dağda olsun, gerek yerelde olsun. Her anlamda onlara lojistik desteği veriyoruz. Siz burada aslında hem amatör dağcılara hem profesyonel dağcılara da hizmet veren bir kuruluşsunuz, evet, öyle değil, evet, mi? Aynen. Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz hizmetler de var. Konuşmuştuk sohbetimizde. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi gelen misafirlerimizin aracından tutun, konaklamasından tutun, restoranından tutun, her türlü hizmeti veriyoruz. Çünkü biz gelen misafirlerimizi öncelikle bölgeyi tanıtmak için, öncelikle bölgeye geldiğin zaman demesin ki Çamlıhemşin Kaçkallara çıktım, yemeğimi beğenmedin, konaklamamı beğenmedin, transferimi beğenmedin, ulaşımı beğenmedin falan. Biz bunlara çok özen gösteriyoruz. Hem firma olarak hem ben kendim rehber olarak. Bunlar aslında sizin olmazsa olmazlarınız. Çünkü olmazsa bir firmada başarı aslında bir tesadüf olmuyor. Çünkü bizler de bir yere gittiğimizde bize nasıl davranılması gerekiyorsa onu yapıyorum diyorsunuz bir kesinlikle, anlamda, öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü turizm çok da kolay olduğunun yanı sıra çok da zor bir, evet, müşteri memnuniyetini sağlamak çok zordur. Tabii ki yani şimdi insanlar buraya geliyor, doğaya geliyor. Hiç doğaya çıkmamış, zirve yapmamış. Mesela 2000, 2500, 3000 yüzlere çıkıyoruz. Evet. Ve bunlara çıkarken çoğusunu araçla çıkıyoruz. Araçlar dairesiyle yollar falan çok kötü olduğu için yani sallana sallana gidebiliyoruz. Bunlar insanlara tuhaf gelebiliyor ama biz bunları önceden anlatıyoruz tabii, gelin. Peki Osman Bey, aslında bir firma kurulurken, bir yola çıkarken aslında dağcılık, trekking ya da herhangi bir yola, sizin çok da güzel bir yolunuz var, çok da güzel bir hizmetiniz var yanı sıra ama mutlaka hayallerle ve hedeflerle kurulmuştur. Tabii ki. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz yoksa farklı projeler var mı? Şu anda olmak istediğim yerde miyim? Hani mutlu musun diyeceksin. Ben mutluyum. Çünkü seviyorum, işimi seviyorum. Ama tabii bir hedeflediğim bir çıta var. Ona hızla ulaşmaya çalışıyorum. Bir de turizm şirketi kuracaksınız aslında. Evet. Ondan da bahsedelim biraz turizm, da. Turizm seyahat acentemiz var. Ayrıca bir de acento kuracağız. Sırf böyle yayla kültürü, yayla ekoturizm adında. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir, böyle gelen çevresinde Türkiye genelinde. Altyapı hazırlıklarınız var onlarla ilgili. Tabii tabii. Öyle değil mi? Hazırlıklarımız var ve bir yandan da zaten devam ediyoruz, çalışıyoruz. Ama Türkiye pazarına açılmak için
yoğun bir çalışmamız var. Siz sindire sindire giden bir bireysiniz aslında. Peki biz bu yolda size çok başarılar diliyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden, desteklerden ve güzel bir hobinizi böyle bir yere taşıdığınız için de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Son olarak son sözlerinizi alalım. Sizi destekleyenlere, Rize halkına neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle gelen misafirlere şunu söylemek isterim. Doğaya gelirken lütfen doğa bizim hepimizin doğası. Kirletmeyelim. Çiçeği sevelim, ayıyı öpelim diyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz güzel mesajdan ötürü. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ediyorum.